Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini okumaya, anlamaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Allah Teala muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak bu isimleri hayatımıza tayinde, tatbikte bizleri muvaffak eylesin inşallah. Hayatımızı bu isimlerin tecelligahı kılsın. Bu akşam El-Mucîb Celle Celaluhu bu isimle başlıyoruz. Hepimiz dua ediyoruz. İstiyoruz ki Allah Teala dualarımıza icabet eylesin. Allah Teala'nın bir ismi de El-Mucîb Celle Celaluhu. O dualara icabet ediyor. El-Mucîb, sevdiklerinin, kullarının, muzdarların, çaresizlerin dualarına icabet eden, onlara, kullarına karşılık veren demek El-Mucîb Celle Celaluhu. Bu isim bize diyor ki başkasına gitmeyin, heykellere, putlara, insanlara gitmeyin, bana gelin diyor. Ne derdiniz varsa bana arz edin diyor. Namazda Allah Teala'ya halimizi arz etmek kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz, halimizi ona arz ediyoruz. Hanefi mezhebinde imam Fatiha okur, arkadaki cemaat okumaz. Ama İmam-ı Şafi'ye göre cemaat de Fatiha okumalı. Neden? La salate illa bi fatihatil kitab hadisini İmam-ı Şafi esas alıyor, arkadaki de okumalı diyor. İmam-ı Azam Hazretleri ve izâ kure'el Kur'anu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Yani Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman Allah Teala dinlenmesini emrediyor. Dolayısıyla ve izâ kure'el Kur'anu, Kur'an-ı Kerim okunduğunda kim okuyor? İmam okuyor. İmam okuyorsa o zaman arkada cemaat dinlemeli. Çünkü kıraatul imami kıraatul me'mum. İmamın okuması aynı zamanda cemaatin de okuması, böyle kabul ediyor İmam-ı Azam Hazretleri. Geliyorlar onunla tartışmaya. Diyorlar ki nasıl olur da sen böyle söylüyorsun, bu hadis-i şerif var. O ayet-i kerime, hadis-i şerif bir bütün değerlendiriyor. İmam okuyorsa arkadaki okumayacak. Subhaneke'yi okuyorsunuz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim Ebu Yusuf'a göre diyoruz. İmamın arkasında bırakıyoruz. Sonra imam okuyor. Peki İmam-ı Azam kendisiyle tartışmaya gelenlere diyor ki hepinizle böyle tartışamam, bu meseleyi konuşamam. İçinizde birisini imam olarak seçin. O sizin münazarada lideriniz olsun, onunla konuşayım. Peki diyorlar, falan adam bizim liderimiz, onunla konuş. Bununla konuşunca bu bana cevap verecek. Onun cevapları aynı zamanda sizin de cevaplarınız olur mu? Olur. Peki nasıl o konuşuyor, siz konuşmuş oluyorsunuz? Eğer onu ben susturursam sizi de susturmuş olur muyum? Evet diyorlar. Neden? Çünkü o bizim adımıza konuşuyor. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki yani bir mesele, bir dava, içinizden birini seçiyorsunuz. O konuşuyor da namaz kılıyoruz, önde bir imam var. Arkadakiler ona uyuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıraatul imami kıraatul me'mum, İmamın okuması cemaatin okuması gibidir. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim okunurken susun, dinleyin buyurduğuna göre imam Kur'an-ı Kerim okuyor. O zaman imamın okuması arkada cemaatin okuması gibidir. Yani hem aklen hem naklen meseleyi İmam-ı Azam Hazretleri ifade ediyor, izah ediyor. Kardeşlerim, imam mihrapta ne yapıyor? Cemaatin halini arz ediyor. Ya Rabbi, biz buradayız, huzurundayız, saf saf olduk. Hallerimiz, dertlerimiz, sorunlarımız, bütün bunlar sana malumdur. Kulluğumuzun izharı ve en etkili iltica cümleleri Fatiha'da. İşte onlarla sana bu ümmetin hali arz edilmiştir Allah'ım. Dualarımıza icabet eyle diyoruz. El-Mucîb Celle Celaluhu. Onun için Fatiha'yı bitiriyoruz, sonunda amin diyoruz. Yani duamıza icabet eyle Allah'ım, duamızı kabul eyle ya Rabbi. Fatiha'yı bu mana çerçevesinde okumuş oluyoruz kardeşlerim. O halde nerede, hangi durumda, hangi halde olursak olalım, denizin dibinde, Hz. Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnında, Hz. Eyüp Aleyhisselam gibi hastalığın kucağında, وَاَيُّوبَ اِذْ نَعْدَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah Teala'dan şifa talep etmeye dili varmıyor, haya ediyor. Ben nasıl senden şifa isterim ya Rabbi diyor. Halim sana malumdur. Sen de وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Acıyanların, merhamet edenlerin en merhametlisisin ya Rab diyor, halini arz ediyor. O halde kardeşlerim, zindanda Yusuf Aleyhisselam, ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam, Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hep onlar hallerini mucib olan, kullarının dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle arz ettiler. O da kullarının dualarına icabet eyledi. El-Mucîb bize diyor ki, kullarım sakın ha başka kaplara gitmeyin, bana gelin. Eğer bana gelirseniz buyuruyor Rabbim, sizin dualarınıza icabet ederim kardeşlerim. Belki dualara icabet hemen olmayacak. Hz. Musa aleyhisselam, Hz. Harun aleyhisselam çok daralmışlardı. Firavun'un zulmü var. Allahu Ekber demeyi yasaklamış. İbadeti yasaklamış. O zaman ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi, Rabbena tmis ala emvalihim ve şdud ala kulubihim. Allah'ım yüreklerine darlık ver. İktisatlarını, ekonomik sistemlerini çökert ya Rabbi. Dua ediyor. Allah Teala قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا. Dualarınıza icabet edildi, fakat istikametten ayrılmayın. Sakın ha adamlarına söyle, ümmetine söyle, Firavun'u onlar meyletmesinler. Dua kabul edilir. İmam Taberi, İbn-i Celil Et-Taberi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, 40 yıl sonra Firavun helak oldu. Kardeşlerim, Hz. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam bedel ödediler. En zor yerlerde, Firavun'un sarayında bile Allahu Ekber dediler. Allah Teala daraldıkları an, artık onun daha zirvesi yok. Oraya kadar geldiler. Orada son bir daha iltica ettiler. Evet, dualara icabet edildi. Ama şimdi istikamet nöbetindesiniz. Acaba ayrılanlar, kayanlar olacak mı diye. Eğer biz Hz. Musa aleyhisselam gibi kulluğumuzu hayatımızın bütün noktalarına taşır, evlerimizi cami, evlerimizi İslam okulu yapar, çocuklarımıza, eşlerimize bıkmadan, usanmadan Allah ve Resul davasını anlatırsak, içimizde salih, abid, zahid kullar bereketine, El-Mucîb Celle Celaluhu dualarımıza icabet edecek. Çökecek zalimlerin sistemleri, ama belki 40 yıl sonra kardeşlerim, 40 yıl ne mücadeleler verdi peygamberler. Fakat emmen yucibul muzdarra izâ da'a, o muzdarlar, biçareler, kadınlar, erkekler, ateşlere atılanlar, demir testerelerle başları ortadan ikiye ayrılanlar, bütün bu mazlumlar tarih boyu Hz. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar gelen mazlumlar, biçareler, onların dualarına kim icabet ettiyse, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, zindanlarda Müslümanlar, biçareler, siz dayanın, siz sabredin, yıkılmayın. El-Mucîb Celle Celaluhu size icabet edecek. Siz ayrı bir imtihandasınız. Biz ayrı bir mihnetteyiz. Ama sizinki ahiretiniz adına, bilesiniz ki sizin adınıza daha hayırlı olacak. Çünkü siz zalimin karşısında cephenin en önünde mücadele ediyorsunuz. El-ecru bil-meşakka. Ecir, cennet, mükafat meşakkate göre olacak, çileye göre olacak. Allah Teala size büyük mükafatlar, büyük ecirler verecek. Cennetiniz mübarek olsun kardeşlerim. Rabbim icabetle alakalı Bakara suresinin 186. ayetinde buyuruyor ki: وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım soruyorlar. Mekke-i Mükerreme'de soruyor Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eres soruyor, Yasir soruyor, Ammar soruyor, soruyor başına kaynar sular dökülenler, o mazlumlar soruyorlar. Allah Teala bizim bu çığlıklarımızı duyar mı? Bu feryatlarımızdan haberi var mı Allah Azze ve Celle'nin? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Ben yakınım. Buyuruyor ki ben onlara şah damarından daha yakınım. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Bana icabet etsinler. Emirlerime icabet etsinler. Helallere, haramlara icabet etsinler. Menduplara koşsunlar, sünnetlere koşsunlar. Erkekler namazları camilerde ikamet etsinler. Kadınlar Allah Teala'nın tesettür emrine riayet etsinler. Onlar eğer benim şeriatıma, benim emirlerime itaat ederlerse onlara mutlak ve muhakkak icabet edeceğim buyuruyor El-Mucîb Celle Celaluhu. Kardeşlerim, eğer Allah Teala El-Mucîb olmasaydı Mekke-i Mükerreme'den Müslümanlar mağlup bir halde ayrılmışlardı. Her şey bitmişti aslında. Mekke'de İslam madde planda yenilmiş. İslam değil de Müslümanlar yenilmişti. Ayrılıyorlardı Mekke-i Mükerreme'den. Ama 8 yıl sonra fetih ordusuyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayarak ayrılmış olduğu şehre döndü. Bu neyi gösteriyor? El-Mucîb Celle Celaluhu. Müslümanlar o halden nasıl Mekke-i Mükerreme'yi fetheden bir konuma yükseldiler? 8 yılda bunu nasıl yaptılar? Allah Teala onların dualarına icabet etti. Ne mutlu ki Müslümanlar tarihteki zalim olmadılar, mazlum oldular. Gücü ellerine alınca adaleti kafirlerin mahallelerine de taşıdılar, zimmilere de taşıdılar. Bunun misalleriyle tarih doludur. Allah'ın inayetiyle elhamdülillah şimdi Müslümanlar yeniden tarihi yazmak için ayağa kalkıyorlar. Önümüzde İslam'ın baharı var. Olacak bu. Ona gidiyoruz. Neden? Çünkü Müslümanlar zalim değil. Müslümanlar mazlum. Her yerde mazlum. Allah Azze ve Celle mazlumların dualarına icabet ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. O halde titreyin ey zalimler. Önümüzde büyük bir İslam inkılabı var. Göreceksiniz. Osmanlı'yla, Selçuklu'yla bu ümmet nasıl olmazları Allah'ın inayetiyle olur hale getirdiler. Bir destan yazdılarsa yeni bir destan yazacak Hazreti Muhammed'in çocukları, sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencileri olacak bu. İşte Bedir'in gününü kutluyoruz kardeşlerim. Öyle değil miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz ellerini kaldırmış. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Yalvarıyor. Ona iltica ediyor. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ. Peygamber aleyhisselamı Allah Teala Bedir için, Bedir'de küfürle hesaplaşması için evinden çıkarmış. Ne muhacirler, ne mazlumlar Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan ülkelerini, yerlerini, yurtlarını bırakmışlar. Ayrılmışlar, ülkemize hicret etmişler. Doğu Türkistan'dan ayrılmışlar. Arakan'ı bırakmışlar. İnsanlar yerlerini, yurtlarını, doğdukları şehirleri, ülkeleri bırakırlar mı kardeşlerim? Muzlar, çaresiz olurlarsa bırakırlar. Allah Teala onların dualarına icabet edecek. Önümüz İslam'ın baharı. Onun için hani baharda nasıl bir seferberlik olur? Bağlar, bahçeler, insanlar dönerler. Kazmaları, kürekleri alırlar, ekerler. Bahardayız, yaza gidiyoruz. Kışı bırakıyoruz. Şimdi ekme mevsim Müslümanlar. Çocuklarınızın yüreğine Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Fatih'in, Yavuz'un, Abdülhamid Han Hazretleri'nin aşkını, fütüvet ruhunu, cihat aşkını ekin ki İslam yazında Allah'ın inayeti, lütfuyla bütün dünyayı yeniden cennete çevirelim. El-Mucîb, ud'ûni estecib leküm. Bana dua edin, size icabet edeyim. Ama hemen olmuyor icabet kardeşlerim. Allah Teala bazı kulların dualarına anında icabet eder. Bir kısmına Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi 40 yıl sonra icabet eder. Hz. Nuh Aleyhisselam 950 yıl mücadeleye devam etmiş. Sonunda Allah Teala'nın inayetiyle zafer kazanmıştı. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de ellerini kaldırıyordu ama Medine'ye hicret ettikten 8 yıl sonra Allah Teala ona fethi nasip etti. Dünya imtihan yeri. Beni de seni de Rabbim imtihan ediyor. Kimini muhacir, kimini ensar olmakla. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ. Benim kalbimi, senin kalbini nasıl madeni alıyorlar, ocağa koyuyorlar, eritiyorlar, curufu çıkarıyorlar. Belalar mahşerinde Allah Teala yürekleri eritir. Kim dayanacak? Kim hasbunallahu ni'mel vekil. Bana sen yetersin ya Rabbi. Müslüman olduğundan dolayı dağlar gibi bu belalar üzerime gelse de seninle beraber olduktan sonra belaların ne kıymeti var ya Rabbi diyecek miyiz diye Allah Teala bizi imtihan ediyor. Kafirle Müslümanın ayrıldığı yerdeyiz, noktadayız kardeşlerim. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh Allah yolunda çok işkence gördü kardeşlerim. Dua edermiş, dermiş ki Allahümme kema sunte vecihi an sucudi gayrik fesun vecihi an meseleti gayrik. Allah'ım şu yüzümü senden başkasına secde etmekten koruduğun gibi senden başkalarına el açmaktan da koru ya Rabbi. Zordur kardeşlerim. Allah Teala'dan başkasına el açmak zordur. Allah Teala bizi o hallere düşürmesin. Ama Müslümanlar da şunu yapacaklar, imkanı olanlar. O halde olan mazlumlar biçareler. Onlar istemeden bulacaklar. Onlar istemeden koşacaklar. Onlara ellerini uzatacaklar. Diyecekler ki bu bizim vazifemiz. Allah Teala bize verdi, yarın size verebilir. Size verdiği zaman siz de bizim çocuklarımıza ikram edersiniz. Yani Müslüman yüzünü koruyacak, başkalarına secde etmeyecek ama çaresiz kalmadan da el avuç kimseye uzatmayacak. Peki imkanı olanlar sessiz sedasız gidecekler. İmam-ı Azam Hazretleri'nin yaptığı gibi gece yüzünü sarar, kapıya gider bırakır. Neden yüzünü sarar? Kapıyı açan onu görüp tanımasın. Sokakta görünce onu tanıdığında yüzü kızarmasın. Gece yarısı gider. Neden? Komşular bu ev sadakayla geçiniyor. Bunu anlamasın, fark etmesin. Evin kızı var, delikanlısı var. Onlar hicap duymasınlar diye. Kardeşlerim, El-Mucîb Celle Celaluhu bize siz de kulların imdadına koşun. Ellerinizi onlara açın. Bunu söylüyor. Nasıl kardeşlerim? اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Biz dünyaya geldik. Allah Teala bu dünyayı bizim için hazırladı. Rabbim bazen kullarının dualarına kullar dua etmeden icabet eder. Bir kardeşinizin evine gittiniz. Evi hazırlamış size. Orada bir hafta kalacaksınız. Yani neleri seviyorsunuz? Onları hazırlamış. Onlar masada. Onlar orada duruyorlar. Yani siz öyle muhabbeti var ki o muhabbetin bir tecellisi olarak sofraları donatmış. Ona göre bahçe vesaire bütün ayarlamaları kardeşiniz yapmış. Biliyor ki bunun bunlara muhabbeti var. Rabbim de dünyayı bizim için, biz ondan bunları istemeden ayarlamış bize. Suyu ayarlamış, havayı ayarlamış, yaşama imkanlarını, nebatatı, eşcarı, ezharı, bitkileri, bütün bunları bizim için ayarlamış. El-Mucîb Celle Celaluhu, bu haliyle, dünyanın bu haliyle bize diyor ki ey kullarım, sizin hem dualarınıza icabet ediyorum, hem siz benden daha istemeden sizin dualarınıza karşılık veriyorum. O halde benim kullarım size geldiği zaman, muhacirler, mazlumlar ellerini uzattığı zaman bir Allah'a hamd edin. Siz el uzatan bir kul değilsiniz. Bundan dolayı hamd edin. Onları azarlamadan onlara ikram edin. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Bir geldi, elini açtı, bir şey istiyorsa boş çevirme, azarlama. Eğer imkanın yok, veremeyeceksen o zaman kötü cümleler kurma. De ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا. Güzel bir söz ya da bağışlama, peşinden azarlama gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki sadaka verdin ama azarlıyorsun adamı. Utanmıyor musun? Bu yaşında istiyorsun. Bu caminin kapısında ne işin var senin? Ya caminin kapısında dilenmek doğru değil. Biri geldi istiyor. Onu orada terbiye edecek, uyaracak kim? Devlet kardeşim. Belediye yapsın, valilik yapsın. Benim görevim değil. Sen görevinde değil. Oradakini sen azarlama. Ben de azarlamayayım. Vereceksen ver buyuruyor Rabbim. Vermeyeceksen kavlun ma'rufun. Güzel bir söz söyle. İmkanım yok kardeş, veremiyorum de. Ama 1 lira verdin, sonra döndün adamı azarlıyorsun. Böyle yapma buyuruyor Rabbim. Ardından azarlama gelen bir sadakadan vermiyorsun ama güzel bir söz söylüyorsun. İmkanım yok diyorsun. Bu daha hayırlıdır kardeşlerim. O bize nasıl ikram ediyor, neleri veriyor? Biz onun mülkünde ihanet etmeyelim. Rabbimize, Mevlamıza, Allah Azze ve Celle'ye ihanet etmeyelim. Eğer biz kullarının isteklerine imkanımız nispetinde icabet ediyorsak Allah Teala oğlunuza, kızınıza, eşinize, işinize, aşınıza dair dualarınıza mutlaka muhakkak icabet edecek. Altını çizin kardeşlerim. Eğer sen onun emirlerine artı kullarının taleplerine imkanın nispetinde icabet eder, karşılık verirsen Allah Teala senin dualarına icabet edecek. Peki sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratında bunun onlar yüzlerce misali var. Onlardan bir tanesi Sabit bin Kays radıyallahu anh. Ensardan bir sahabi, Musab bin Umeyr radıyallahu anh, onun daveti, onun tebliğiyle Müslüman olmuş. Kardeşlerim, Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'ye geliyor. Aşkı var, muhabbeti var, bağlılığı var, diğer gamlığı var. Dünyayı bırakmış, şöhreti bırakmış, lüks hayatı bırakmış, seferber olmuş. Sana diyor ki, benim de geleceğim vardı, Mekke'de işim vardı, annem vardı, babam vardı. Bütün onları bırakmıştım. Yani onlar bana öyle bakarlardı ki Mekke'de onların çocuklarına baktığı gibi evlatlarına kol kanat geren, imkan onlar gibi olan başka bir baba yoktu. Anne yoktu. Ama ona rağmen bıraktım. Medine'ye geldim. Geldi kardeşlerim. Tatile gelmedi. Ev ev dolaştı. Kime hakaret etti? Putlarımıza sen nasıl hakaret eder? Nasıl onları inkar eder? Nasıl reddedersin? Çünkü Musab'ı dinleyen birisi iman ediyor. Arkadaşının evine gidiyor. Müslüman ol diyor. Olmuyorsa cinnet geçiriyor. İman kalbinde öyle bir inkişafa vesile olmuş ki arkadaşı, kardeşi samimi güveniyor. Sen diyor yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da şu taşa nasıl secde eder, nasıl bunun önünde eğilirsin, alıyor heykeli paramparça ediyor. Yani kardeşim, İman sende bir vecd inkılabına vesile olacak. Gözünün önünde Allah'ın ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesi çiğneniyor, inkar ediliyorsa o zaman orada duruyor, sesin çıkmıyor, itiraz etmiyor. Edemiyorsan sünnet-i seniyeyi inkar eden adama haddini bildirmiyorsan kelamla, kalemle İslam tarihine yeni zaferler kazandırmıyorsan o zaman bir hükmün yok kardeşim. Hükmün yok. Müslüman aşk adamı olacak. Müslüman vecd adamı olacak. İslam müdafaa söz konusu olduğu zaman sağımızda solumuzda kaç kişi biz destekliyor ona bakmıyoruz. Allah seninle beraber. İnsanların güç ve kuvvetine ihtiyacın var mı kardeşim? Allahu ma'ak. Efendimiz Aleyhisselam Ebubekir'e demişti ya, ma zannuke bi isneyn Allahu salisuhuma. Üçüncüsü Allah olunca sen bu iki kişiyi ne zannediyorsun Ebubekir? Biz yalnız mı zannediyorsun? Allah bizimle beraber Azze ve Celle. O her durumda, her halde bizimle beraber. Kardeşlerim, işte Musab bin Umeyr, İslam'ın kızına, Müslüman gence davet nasıl olacak, tebliğ nasıl olacak, kendinden geçeceksin. Birinci gündem, birinci dava bu olacak. Evet senin mektebin, evet senin iş hayatın, evet senin ev hayatın olacak. Ama bütün bunların ötesinde senin bir davan var, İslam davası. Komşularına bu davayı anlatıyor musun? Köye gittiğin zaman evleri dolaşıp anlatıyor musun? Bayramda anlatıyor musun? Toplanma günlerinde anlatıyor musun? Şimdi dersleri internetten yapıyoruz. İşte İFAM'da, başka yerlerde. Böyle bir imkanı Müslümanlar görmüş oldular, oluyor. Akrabada kaç kişi var? 50 kişi. Yarın akşam 10 kişiyle başlıyorsun. Bu dersten altını çizdiğim mevzular. Onları istişare ediyorsun. Sonra 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi. Bütün akrabayı mahremiyeti de koruyarak, yani işte kadınların resimlerinde çıkarmadan, bütün erkekler olacak. Kadınlar da olsunlar, onlar da dinlesinler. Yaşlı olan kadınlar, onlar konuşsunlar, onlar katılsınlar. Hanım kardeşlerim yazarak katılsınlar. Bütün bir aileyi topla. Orada bir emri bil maruf platformu oluştur. Sıla-i rahim buluşmaları olsun. Sosyal medyada bunu yap. Musab bin Umeyr evini bıraktı, yerini bıraktı, yurdunu bıraktı. وَاَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bu ayet-i kerime buyuruyor ki, Peygamber Aleyhisselam ruhaniyetiyle aranızda Musab'ı göndermişti. Seni de görevlendiriyor. Şimdi sen evinde, ailende, sülalende bu vazifeyi yapar mısın? Eda eder misin? Eğer erkeklerden bunu başlatan yoksa bir hanım kardeşim başlasın. Babasına desin ki sen bunu idare et. Dayı oğlu, hala oğlu vesaire var. Ben bunu idare etmem uygun olmaz. Hani ben yöneteyim teknik anlamda. Ama sana söyleyeyim sen bunları yap de. Babana vazife ver. İslam'ın kızı, babana sen vazife ver. Sahabede böyle kadınlar vardı, böyle kızlar vardı. Onlar babalarına telkin ediyorlardı. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Efendimiz, onun davetiyle Sabit bin Kays radıyallahu anh iman eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ediyor. Veda tepelerinden Medine'ye ilerliyorlar. Büyük bir heyet karşılıyor. Karşılayan heyetin içinde Sabit bin Kays radıyallahu anh da var. Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, canımızı, ailemizi, çocuklarımızı nasıl koruyorsak seni de koruyacağımıza dair Allah'a yemin ettik. Akabe'de yemin etmiştik. O yemini burada tekrar ilan ediyoruz. Peki bunun karşılığında bize ne var ya Resulallah deyince Efendimiz el cenne buyurdu. Cennet var. Cennet var buyurdu. O da Sabit bin Kays radıyna ya Resulallah. Evet, biz de bunu arıyorduk. Biz de bunu bekliyorduk. Razı olduk ya Resulallah der. Ona Hatibul Ensar derlerdi önce. Ensar'ın hatibi. Daha sonra Hatibul Nebi oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hatibi. Ekra bin Habis'in kabilesi geldiği zaman onlar dediler ki bizde şiir, bizde hitabet var. Arap'ta hiçbir yerde yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiirde Hasan bin Sabit'i çıkardı. Nesir'de, hitabette de Sabit bin Kays'ı. Allah Teala'ya hamd ederek konuşmaya başladı. Akra bin Habis ve adamları dediler ki Peygamber aleyhisselamın öğrencileri gibi kimse olamaz. Bunlar en üstün dedi. Akra bin Habis Sabit bin Kays'ın hitabetinden sonra orada iman eder. Sabit bin Kays radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Mescid-i Nebi'de titriyor bir gün, ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ma bike ya Eba Muhammed, derdin ne ey Ebu Muhammed, nedir bu sıkıntı? Ya Resulallah, siz ölen insanların başlarına nasıl felaketler gelecek? Allah Teala onların ibadetlerinin bütün sevabını yok eder. Böyle haber veriyorsun. Ama ben de zaman zaman oluyor ya Resulallah. Yani insanlar beni övseler, insanlar benden bahsetseler oluyor bende." Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ya Thabitu Ela tarda en ta'işe hamiden ve tuktele şehiden ve tedhulel cenne. Sen hep İslam'a yaptığı hizmetlerden dolayı güzel bir şekilde anlatılan, sonra şehit olarak dünyadan ayrılan وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ cennete giren biri olmak ister misin? Bela ya Resulallah der. Şehit olmak istiyorum. Şehadeti istiyor. El-Mucîb Celle Celaluhu. Onun duasına icabet etmez mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o derece sadakati olan bir sahabi Allah Azze ve Celle'den şehadeti istiyor. Allah Teala onun şehadet isteğine El-Mucîb Celle Celaluhu dualara icabet ediyordu. Karşılıksız bırakır mı? Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda konuşmalar oluyor. Ses yükseltenler oluyor. Sonunda ayet-i kerime nazil oluyor. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvâtekum fevka savtin nebi. Bu ayet-i kerime Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda, onun sesinin üzerinde, sözünün üzerinde söz, ses olmayacak. Ey iman edenler, sesinizi, sözünüzü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sakın ha yükseltmeyin. Allah Teala'nın emri var, talimatı var. Sabit bin Kays, Cehirus Saud, yüksek sesle konuşan bir sahabi. Bu ayet-i kerime nazil olunca Mescid-i Nebevi'ye gelemiyor. Arkada namaz kılıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yaklaşmıyor. Acaba Efendimiz Aleyhisselam'ın huzur-u şeriflerinde yüksek sesle konuşurum da Rabbimin bu emrine ihanet etmiş olurum. Bütün amellerim iptal olur, mahvolurum diye çok seviyor. Ama en sevgilinin yanına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Sabit bin Kays yaklaşamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Eyne Sabit? Nerede Sabit diyor. Ya Resulallah korkuyor. Araştırıyorlar. Neticede korkuyor ya Resulallah. O yüksek sesle konuşan birisi. Her ne kadar dikkat etse de sesi, sözü sizin sözünüzden daha yukarıda olabilir. Bu endişeyle size yaklaşamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber salın gelsin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sen leste min ehlin nar. Sen o cehennemin ehlinden değilsin. Sabitim. Sen ehli cennetsin. Senin duan var. Allah Azze ve Celle'den şehadeti istiyordun. Allah sana şehadeti ihsan edecek. Bekleyesin Sabitim. Sana büyük makamlar, büyük mevkiler var. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَتَقْتُلَ شَه۪يدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ sen şehit olarak bu dünyadan ayrılacak, sen cennete gireceksin buyuruyor. Ama sahabi o halde Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varmakta korkuyor. Acaba sesim Peygamber Aleyhisselam'ın sesinin üstesinde olur mu diye. Ya bugün adamlar görüyorsunuz, ekranlara çıkıyorlar, din anlatıyorlar, ahlaksız, edepsiz ekranlarda, kadın pazarlayan ekranlarda, oralarda din anlatıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini inkar ediyorlar, reddediyorlar. Belki hadisi okuyup reddetmiyorlar. Ama öyle hükümler veriyorlar ki o konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kesin, kat'i hükmü var. Yani belki 30 tane, belki 40 tane hadis-i şerif var. Bir sahabiye bakın, bir bunlara bakın. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Onlar amellerimiz iptal edilir diye Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna yaklaşamıyorlar. Belki anlamadan gayri ihtiyari yüksek sesle konuşuruz diye böyle istinkaf halleri var. Ya ekranlarda insanlar Peygamber Aleyhisselam'ı postacı yerine koymuşlar. Sünneti çiğniyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın davasını çiğniyorlar. Sünnete ittiba etmeye şirk diyorlar. Müslümanlar sahabeyi bırakıp bu adamlardan mı dininizi öğreneceksiniz? Resulullah Aleyhisselam'a onun hükümlerini reddederek inkar eden adamlardan daha ne zamana kadar İslam öğreneceksiniz? Müslümanlar, babalarınızın düşmanlarıyla otursanız babalarınız gücenir de Resulullah Aleyhisselam'ın İslam adına sünnetiyle savaşan, sözlerini reddeden adamlarla oturursanız Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mahşer günü yüzüne nasıl bakarsınız? Nasıl bakarız? Tarafınızı belirleyin. Sünnetin olduğu yerde duruyoruz. Şahit ol ya Rab deyin. Bir adam 30-40 yıl yazar, 30-40-50 tane kitap yazar. Bu kadar yaşar, Kur'an Müslümanıyım der, Kur'an'a gidelim der, 20-30 tane kitap yazar. Sonra onları da okuyun der size. Alır okursunuz. Kardeşlerim, sıradan biri 50-100 kitap yazar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Kur'an-ı Kerim'i insanlara beyan etme vazifesini Allah Teala'nın bizzat kendisine verdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur da 23 yıl konuşsun, bu İslam'ı anlatsın, hem anlatmayı Allah Teala ona emretsin, Kur'an-ı Kerim onun beyanına muhtaç olsun, öyle diyor Rabbim. Ve bütün bunların nihayetinde Efendimiz'in hadis-i şerifleri bir kitap çapında olmasın. Bu mümkün olabilir mi? Eğer buna mümkündür diyorsanız o zaman Resulullah Aleyhisselam 23 yıl vazife yapmadı, yattı, uyudu, İslam'ı anlatmadı demektir. Yok o anlattı derseniz O zaman Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifleri ancak bir kitap kadardır derseniz, sahabe-i kiram ona ihanet etti, onun sözlerini sonraki kuşaklara aktarmadı demektir. Haşa, Resulullah Aleyhisselam'a ihanet etti diyebilir misiniz? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazretleri için bunu kullanabilir misiniz? O halde dini sünnetin düşmanlarından değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan öğrenelim. Onun sözlerini bize aktaran, nesiller boyu, raviler boyu aktaran ulema-i İslam'dan öğrenelim. Kardeşlerim, Sabit bin Kays'a Efendimiz Aleyhisselam dua ediyor. Ebubekir Efendimiz zamanı riddet olayları. Müşrikler, kafirler yine kıyamet baş kaldırmışlar. Müseylimetül Kezzab'ın büyük bir ordusu var. Yani İslam'ı tehdit ediyor. Radıyallahu anh. İslam'ı tehdit ediyor. Ebubekir Efendimiz ordu gönderiyor. Ordunun Ensar kanadının başında Sabit bin Kays var. Muhacir kanadının başında Mevla Huzafe var. Onlar gidiyorlar. Başkumandan da Halid bin Velid radıyallahu an Efendimiz Hazreti Halid olduğu halde gidiyorlar. Muhacirin başında Mevla Ebi Huzeyfe var. Mevla Salim, yani Mevla Ebi Huzeyfe Salim radıyallahu anh var. Halid bin Velid ordu komutanı. Ensar, muhacir oradalar ama bir de bedeviler var. Bedevilerle şehirler arasında bir münakaşa başlıyor. Yani biri diğerine korkaksınız diyor. Ötekiler siz harbi bilmiyorsunuz diyor. Müslümanlar birbirine girince Müseylimetül Kezzab'ın adamları Halid bin Velid'in başkumandan onun çadırına kadar varıyorlar. O zaman Sabit bin Kays radıyallahu anh Müslümanların önüne çıkıyor. Diyor ki bu ne haldir? Birbirinize düştünüz. Biz Peygamber aleyhisselam zamanında böyle değildik. Biz bunyanun mersus olmuştuk. Eğer böyle olursa düşman yine üzerinize gelir. Bu halinizle düşmanı yeni zaferlere hazırlarsınız. Yapmayın. Kenetlenin der, ordunun önüne geçer. Kokuları sürünür. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yıllar önceki müjdesi aklına gelir. Onun duası vardı. Allah Teala'dan şehadeti istiyordu. Şehit olarak huzura varmak. Duasını yapar, kokuyu sürünür, Müseylimetül Kezzab'ın ordusunun içine dalar. Dalar, bir aslan gibi girer. Fakat girdiği o ordunun içerisinden cennete çıkar. Sabit bin Kays radıyallahu anh riddet olaylarında Müseylimetül Kezzab'a karşı savaşırken şehit düşer. Üzerine bir zırh var ama bedeni parçalanmış. İslam askerlerinin birisi bu sahabi diye üzerinden zırhını alır, hatıra olarak saklamak ister. Akşam olur. Sabit bin Kays radıyallahu anh onun rüyasına girer. Başka bir sahabenin rüyasına girer. Der ki ona, beni tanıdın mı? Ben Muhammed Aleyhisselam'ın cennetle müjdelediği öğrencisi Sabit bin Kays'ım. Ensardan Sabit'im. Ben oyum işte. Bu rüyadır deyip sakın ha boş geçmeyesin. Ben vefat ettiğimde, şehit düştüğümde üzerimde bir zırh vardı. Falan karargahtan falan Müslüman üzerimdeki zırhı aldı. Şimdi o zırhı bir tencerenin altına koydu. Üzerinde de yükler var. Halid bin Velid'e gidesin, Sabit'in selamı var diyesin. Oradan benim zırhımı alsın, halifeye götürsün. Ebu Bekir'e radıyallahu anh. Ebu Bekir onu satsın, borcum vardı, borcumu ödesinler. Kölem vardı, onu da azat etsinler. Beni burada borçlu yatırmasınlar. Kardeşlerim, El-Mucîb Celle Celaluhu. Müslümanlar sahabe gibi aşkla, vecle, İslam'a bağlanır, ittiba ederlerse Allah Teala onların dualarını icabet eder. Korkuyordu Sabit bin Kays. Acaba amellerim iptal olur da ehli cehennem olur muyum diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen şehit olacaksın, şehit olarak Allah'ın huzuruna varacaksın. O da böyle dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan şehit olarak huzura kabul edilmesini niyaz etmişti. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra riddet olaylarında Allah Teala onu şehit olarak huzuruna aldı. Sabit bin Kays'ı unutmayalım. Eğer bizler de Rabbimize vazifelerimizi eda ettikten, namazda, sadakada, cihatta, tesettürde, harama bakmama noktasında emirlerine icabet edersek, Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet buyuracak kardeşlerim. Rabbimizin bir başka ismi El-Vasi Celle Celaluhu. Onun ilmi namütenahi, onun ihsanı sınırsız, ikramı sınırsız. El-Vasi bol, neyi bol? İlmi bol, sınırsız, ikramı sınırsız, lütfu sınırsız. İnsanlar verirler, daha dersin, babam bile olsa bu ne açgözlülük der, hadi uzaklaş bakalım buradan. Baban böyle cevap verir. Ama her gün El-Vasi doyuruyor bizi işte. Her gün ikram ediyor bize şu güzel havayı. Suyu her gün veriyor bize. Yağmur yağıyor, nehirler doluyor, akıyorlar. Allah Teala bizi soluksuz, susuz, havasız bırakmıyor. El-Vasi. Her şey onda bol kardeşlerim. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah Teala doğu da onun, batı da onun. Nereye dönerseniz dönün, orası kıble. Eğer kıbleyi bulamadıysak, öyle bir yerdeyiz, dağdayız, bayırdayız, soracak kimseler yok. Kendimiz nişanlara bakıyoruz, orası burası olur diyoruz, yöneliyoruz. İşte orası kıble, eğer bilemiyorsak oraya doğru namazı kılın. Sonunda Rabbim buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın bereketi her yeri kuşatır. Her yere yönelirseniz, eğer niyetiniz namaz, niyetiniz kulluk olursa ona yönelmiş olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim El-Vasi Celle Celaluhu ismini böyle kullanır. Yine mesellezine yunfikune emvaluhum fi sebilillahi kemeseli habbetin enbete seb'a senabile fi kulli sumbuletin mi'etu habbeh vallahu yudaifu limen yeşâ vallahu vâsi'un alîm. Yani bunun sonunda Rabbim infakı anlatıyor. 1 veriyorsun, 1'e 700 veriyor. Daha da artırıyor. Ya Allah Teala 1'e 700 verecek. Daha fazla verecek. Olur mu bu? Bak Bitcoin'de olmaz. Olmaz kardeşim. Onlar kumar, aldatıyorlar, kandırıyorlar sizi. Videom var. 1 saat anlatıyorum fıkhi olarak, iktisadi olarak anlatıyorum. Oraya bakın. Şimdi bu onun mahalle değil. Ama onlar veremezler. Veriyor görür. Alır senden, sonunda kapatır dosyayı, hepsi onda kalır. اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ. Kim verir? Allah Azze ve Celle verir. Onun ikramında sınır yok. Kardeşlerim, bugün bir kardeşimiz aradı, ağlıyor telefonda, eşi mahkemeye başvurmuş, ayrılmış, aile dağılmış. Neden dedim, nedir sorun? Hocam dedi, iddiaya alıştım, arkadaşlar beni alıştırdılar. Bir vazife söyledi, iyi de para alıyor. Bütün param gitti, kazandıklarım gitti, her şeyim gitti, hiçbir şey kalmadı. Eşim, ailem, yerim, yurdum, her şeyim dağıldı, parçalandı. Ben ne yapayım dedi. Allah Teala emirlerini bildirir. Kur'an-ı Kerim'de onlar var. Kumardan uzak durun diye tembihatı var. Eğer Müslümanlar Allah Teala'nın emirlerini çiğnerlerse belanın bir kısmını dünyada verir. Ahirette büyük azaptan onları kurtarmak için. لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ Akılları başlarına gelsin, dönsünler diye. Kardeşlerim, bu nasıl bir beladır? Nasıl bir musibettir? Devlet nasıl bunu işletir? İşte iddia diyorlar. İnsanlar gidiyorlar, parayı yatırıyorlar. Bu adam devlet memuru. Bütün parasını, kazandıklarını daha fazla kazanabilme adına yatırmış. Evi gitmiş, ailesi gitmiş, yeri yurdu perişan olmuş, krize girmiş. Yani bunun onlarcası, yüzlercesi var. Niçin devleti yönetenlere, yetkililere bir Müslüman olarak, bir ilim talebesi olarak, hadi bunları geçtik, bir vatandaş olarak söylüyorum. Bu insanların yerini yıkıyor, yuvasını yıkıyor, ocağını yıkıyor. Aile Bakanlığı var. Ey Aile Bakanı olan hanımefendi, bak bu aileleri yıkıyor, ocakları yıkıyor, perişan oluyor. Yani mahkeme tutanaklarında bunlar var. Niçin bu aileler yıkıldı? Bunun nedenlerinden bir tanesi de bu iddia ise, niçin Aile Bakanı seferber olmaz? Nikahsız birisi, bir kadın bir adamla beraber olunca, ilgililer, yetkililer, biri bir yerde zina yapıyor, biri ötekine başka bir şey yapınca onu arıyorlar. O ahlaksızlığı meşrulaştırıyorlar. Peki ya burada yuvalar yıkılıyor. Allah'ın yapmayın dediği, Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı bir lanetli bir işi insanlar yaptıklarından, ona irtikab ettiklerinden dolayı yuvalar, ocaklar yıkılır. Neden çare olmuyoruz? Koruyucu hekimlik var. Doktorlar diyorlar ki aman ha kendinizi şu şekilde koruyun. Hastalığa yakalanmayın diye. Peki insanları bu belalardan, ruhi belalardan, manevi belalardan, maddi belalardan korumak için devlet adım atmak zorunda değil midir? Bilakis tersi yapılıyor, teşvik ediliyor. İddialar var, bayiler var, insanlar kanıyorlar, aldanıyorlar, gidiyorlar ve sonra ömür boyu kazandıklarını bir anda kaybediyorlar. Ev, aile, ocak yıkılıyor. Allah rızası için yetkililer, devleti yönetenler, milletimize merhamet ediniz. Kapatınız, oraları kapatınız. Milleti bu kumardan kurtarınız. Kurtarınız ki Allah Teala da bu memleketi musibetlerden, sıkıntılardan, maddi, iktisadi musibetlerden Allah Azze ve Celle kurtarsın. El-Vasi Celle Celaluhu. Onun ikramında sınır yok. Ama insanlar kumar oynarlar. 1 verir, 2 verir, 3 verir, 5 verir. Seni bir alıştırır, sonra bütün varını elinden çeker. İşte bütün kumar oyunları, totolar, lotolar, piyangolar böyledir. Allah Azze ve Celle bize El-Vasi Celle Celaluhu, Vasi benim kullarım, aldanmayın. İnsanlar size veremezler, kurumlar veremezler. Veriyor, görünüyorlar, kandırıyorlar sizi. Aldatıyorlar sizi. Onlara kanmayın, bana gelin. Ve rahmeti vasiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşanmıştır, her şeyi içine almıştır. Allah Teala El-Vasi Celle Celaluhu çığlıkları, feryatları, figanları onları da duyar. Onlara da El-Vasi Celle Celaluhu icabet eder. Adaleti öyledir. Adaletinin bir sınırı yoktur. Allah Teala'nın adaleti bir yerde durmaz, bir yerde tıkanmaz kardeşlerim. El-Vasi Celle Celaluhu bize diyor ki ahlakınız sizin Allah Teala'nın El-Vasi adından nasipdar olsun, payını alsın. Siz de insanlara gücünüz, kuvvetiniz nispetinde Allah sınırsız veriyor Azze ve Celle. Siz de gücünüz nispetinde ikram edin, lütufta bulunun, ahlakınızla bunu yapın. Başka öfkenizi, hasedinizi yutarak insanlara ikram edin. Yani hasedi yutuyorsun, o halde ikram ediyorsun. Sen aleyhinde konuştu, sen aleyhinde çalıştı, propaganda yürüttü. Ama bütün bunlara rağmen sen öfkeni yutuyorsun. El-Vasi Celle Celaluhu, onun rahmetinin sınırı yok. O halde ben de o rahmetten nasipdar olayım diyorsun. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh genç yaşta dersam olmuştu. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh sonra Mısır'a yerleşmek zorunda kaldı. Türkiye'ye gelemedi. Orada kabrini ziyaret ettim birkaç defa. Allah Teala rahmet eylesin Sabri Efendi hocamıza. Tabi genç yaşta her tarafta İstanbul'da ilmini konuşuyorlar. Cesaretini, şecaatini konuşuyorlar. Ama bazen alimler de yanlış yapar. Abdülhamid'e muhalif olanlar arasına katılmış. İttihat Terakki'nin yanında bir ara durmuş. Sonra yanlış yaptığını anlamış ama iş işten geçmiş tabi. Allah Teala kusurlarını onun da bizim de affeylesin. Bir gün kendinden daha yaşlı olan Mehmet Zihni Efendi var. Büyük alim o da. Onun bir eserini eleştiren bir makale yazmış. Sebil-i Reşad'da o makaleyi de yayınlamış. Mehmet Zihni Efendi rahmetullahi aleyh Fatih Camii'nde ders veriyor. Ders verirken Sabri Efendi genç ama ondan bahsetmiş. Övücü bir cümle kurmuş. Dersten sonra bir talebesi demiş ki hocam siz bu adamla alakalı böyle bir ifade kullandınız ama o geçen Sebil-i Reşad'da sizin aleyhinize bir makale yazdı. Olsun evladım, biz de insanız, hatamız eksiğimiz olur. İlim ahlakını koruyarak elbette tenkitler yapılacaktır de. Onun bu ifadesini, bu letafetini, zarafetini gitmişler Sabri Efendi'ye ulaştırmışlar. Demişler ki bak sen o allame ile alakalı böyle yazmıştı fakat seninle alakalı böyle dedi o. Demiş ki Sabri Efendi ben onu normal birisi olarak tenkit etmedim ki. Benim nazarımda o Seyyid Şerif Cürcaniler, Taftazaniler onların seviyesinde bir alimdir. O seviyedeki bir alim bu ibareyi böyle terkip etmemeliydi. Onu söyledim ben. Yani ben onun kadrine, ben onun şanına, ben onun ilimdeki mevkisine, konumuna itiraz etmiyorum ki. Benim nezdimde o yeri doldurulamaz bir alim, allamedir Mehmet Zihni Efendi. Ben onu bu şekilde tenkit etmiştim der. Elbette ilim meydanında tenkitler adaba uygun bir şekilde olur kardeşlerim. Ulema bunu yapmış. Kendi dünyasını kendi aleminde yapmış. Fakat rahmetle, şefkatle, saygıyla yapmış. El-Vasi Celle Celaluhu bize diyor ki her durumda gayzı, öfkeyi, gazabı Müslümana karşı gömün. Rahmetle gücünüz nispetinde Müslümanları kucaklayın, kuşatın buyuruyor. Kardeşlerim, Rabbimizin diğer bir ismi El-Hakim Celle Celaluhu. O hikmet sahibi. Allah Teala'nın hiçbir tasarrufu noksan olmaz, kusurlu olmaz, eksik olmaz. Her ameli Allah Teala'nın her tasarrufu tamdır. Her tasarrufu kamildir. Yani matara hiç onun şeyinde bir eksik, bir noksan göremesin kardeşlerim. Göremesin. Onun ilminde, onun tasarruflarında bir noksan yoktur. O hakimdir. En yüce ilim onda. Dolayısıyla Müslümanlar da ona ulaşmanın derdindedir. İşte bu yürüyüşe hikmet diyoruz. Hakim olan Allah Azze ve Celle bizi hikmetle ona yaklaşmaya davet ediyor. Hükümet de kardeşlerim hikmetten gelir. Yani insanları hikmetle idare etmek. Bir şey nasıl olması gerekiyorsa öyle yapmaya hikmet diyoruz. Yani kadın kadın gibi, adam adam gibi yaşayacak. Hani Süleyman süslü elbiseleri giymiş, babasının yanına gelmiş. Yavuz Selim rahmetullahi aleyhi. Demiş ki ona, oğlum Süleyman sen bu ananın elbiselerini giyersen anan ne giyecek demiş. Yani bir delikanlı anasının elbisesini giymeyecek. Kadınların kıyafeti gibi taytlar bir İslam genci giymeyecek. Avret yerini ifşa etmeyecek, izhar etmeyecek. Yüzü, saçı, başı, kaşı vesairesi kadına benzemeyecek. Er kişi er gibi yaşayacak. Kadın, kadın gibi yaşayacak. Ama bir ara cinsiyet eşitliği naraları atıyorlardı terkipleri. Baktılar ki bu felaket onların evinde yıkacak. O zaman istiğfar ettiler belki ya da geri adım attılar. Allah Teala kadını kadın, erkeği erkek yarattı. Evrim oldu mu? Kadın erkek, erkek kadın olurken arada bir cins oldu mu kardeşlerim? Olmadı işte. Demek ki evrim de masal, cinsiyet eşitliği onlar da masal. El-Hakim Celle Celaluhu bize diyor ki Allah Teala'nın madem ki bütün işleri, bütün tasarrufları noksansızdır, kusursuzdur. O halde sen Allah Teala'ya öyle ibadet eyle ki, öyle ibadet eyle ki sen de kusursuz kulluklar ona arz eyle. Namazında kusur olmasın, orucunda kusur olmasın. Peki kusursuz namaz kılmak için ne yapmak lazım? Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın ilmihalini yılda bir defa namaz bölümünü okuyacaksınız. Her Müslüman Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın İslam ilmihalinin namaz bölümünü yılda bir defa okuyacak. Peki namazın bir farzı vacibi var. Bir de huşusu var kardeşlerim. Huşu ile Allah Teala o namazı kabul ediyor. Yani bize El-Hakim Celle Celaluhu diyor ki benim bütün tasarruflarım noksansız. Ma tera fi halkir rahmani min tefavut. Hiçbir kusur, hiçbir eksik Allah Teala'nın mülkünde göremiyorsunuz. Nebe suresinde buyuruyor. O halde siz de bana El-Hakim adına bakın, kusursuz, noksansız böyle ibadetler yapın, onları gönderin ki ben onları kabul edeyim. Kardeşlerim, El-Hakim Celle Celaluhu bize hikmetli konuşun, boş konuşmayın, onu da telkin ediyor. Peki nasıl hikmetli konuşalım? Bu dersten bazı cümleleri, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri kardeşlerim yazıyorlar. Yorumlar bölümüne koyuyorlar. Onları alın, onları ezberleyin. Ulemanın sözlerini, ayet-i kerime, hadis-i şerifleri her gün bir tane ezberleyin. Mesela derste dinlediniz. Dinlediğiniz söz aklınızda daha iyi kalır. Tekrar edin, onları muhafaza edin. Hikmetle konuşursak hayatımızda hep hikmet olur. Hikmet. Yani bir söz nasıl konuşulması gerekiyorsa öyle konuşmuş oluruz. Ra'sul hikmeti mehafetullah. Efendimiz Aleyhisselam'la buyuruyor ki hikmetin başı Allah korkusudur. Bir adam Allah'a inanıyorsa öteki inanmıyor. Baktığın zaman, dinlediğin zaman anlarsın. Eğer birisi Allah Teala'ya iman ettiyse onun her cümlesinde ahiretten kırıntılar vardır. Mahşer onun gözü önündedir. Oradaki hesabı düşünür, düşünerek konuşur, düşünerek alışveriş yapar. Müslümanın önünde mahşer var. Baktığı zaman önünde mahşeri görür, arkaya dönüp bakınca da eles bezmini, ruhlar alemini görür. Kardeşlerim, Hakim bize onu anlatır, hikmetle olsun her tasarrufunuz der. Kardeşlerim, Rabbimizin bir başka ismi El-Vedud Celle Celaluhu. O Vedud, kullarına muhabbeti var ama dost olanlara muhabbeti var. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minel zulümati ilen nur. Allah Teala ehli imanın velisidir. Sana veli Allah Teala olmuş. Allahu Mevlana. Onların mevlaları, onların dostları, onların yarları şeytan olmuş. Senin Mevlan Allah Azze ve Celle yetmez mi sana kardeşim? Bütün mahlukatı, onlar içerisinde kendine dost olanları selamete çıkarandır. Onlara dostluğunu izhar edendir. Dostlukla onlara ikram edendir. Bu ismin İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Rahim'le, Rahman'la bir münasebeti var. Ama Rahim daha çok nerede olur? Rahmete, acınmaya muhtaç olana rahmeti, Rahim, Rahman ismi tecelli eder. Fakat El-Vedud nasıl olursa olsun Allah Teala her durumda, her halde kullarına ikram ediyor, kullarına lütfediyor. El-Vedud Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor kardeşlerim. Buruç suresinde Allah Teala Vedud olduğunu bize haber veriyor. Yani dostlarını seviyor, onlara ikram ediyor, onları koruyor, onları kolluyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Yani Buruç suresinin devamında sonraki ayet kelimelerde Kutil ashabul uhdud, ashab-ı uhdud'dan bahsediyor. Hendek kazmışlar, yüksek yere oturmuşlar. Müslümanları alıyorlar önceki ümmetlerde. Hendeğe atıyorlar, yakıyorlar. Anneyi yakıyorlar, çocuğu yakıyorlar. Bir kadın gelmiş. Kucağında yavrusu var. Onu da ateşin içine atacaklar. Anne yavrusuna tahammül edemiyor. Tam geri dönecek, inkar edecek ki Allah Azze ve Celle o yavruyu konuşturuyor. Ya umma ısbiri, anne sabret diyor. O ateşe gir, kafirlerin cesaretini kır. La ilahe illallah de anne, seni cennette görüyorum. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize zalimlerin, Müslümanlara yaptığı zulmü anlatıyor. Şimdi aynısını yapmıyorlar mı? Müslümanlar ateş çemberinde değil mi? Yerden, karadan, havadan, Esed'in adamları Rusya, Suriye'yi vurmadılar mı? İsrail bir benzerini yapmadı mı Filistin'de? Irak'ta, Amerika, Afganistan'da aynı zulümleri yapmadılar mı? Keşmir'de Müslümanlar aynı musibetlere maruz değiller mi? Allah Teala bunu anlatıyor. Müslümanlara direnin diyor, sabredin. Sonra devam ediyor. İnne batşe rabbike leşedid. Allah Teala'nın bir yakalaması var. Bir hesap sorması var. İnnehu huve yubdihu ve yu'id ve huvel gafurul vedud. İşte Vedud burada var. Rabbim o zulümden sonra kuvvetini, kudretini anlatıyor. O kuvvetinin bir tecellisi olarak yaratmasından bahsediyor. Sonra dirilişi nazara veriyor. Sonra وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O Müslümanların günahlarını affeder, dostlarına ikram eder, ihsan eder, onları korur. ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ Ne istiyorsa onu yapar. Peki o bize merhamet ediyor. Müslümanlara, dostlarına rahmet ediyor. Allah Teala ne isterse onu yapar. Peki yaparsa inne batşe rabbike leşedid. Allah Teala'nın zalimleri yakalaması, onları derdest etmesi, aklın idrakinin çok fevkindeyse, Nemrud'a, Karun'a, Firavun'a bunları yaptıysa, yeniden yapar mısın ya Rabbi diye Müslümanlar, mazlumlar, El-Vedud Celle Celaluhu diyenler, ya Rab bize rahmetin var, bize lütfun var, ihsanın var, tekrar bizi bu zalimlerin elinden kurtarır mısın dediğimiz an Rabbim bize surenin devamında hel etâke hadîsul cunud firavune ve semud sana orduların haberi geldi mi? Semud kavminin, Hz. Salih Aleyhisselam'ı tekzip eden Semud kavminin ve Firavun'un haberi geldi mi sana? بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبٍ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُح۪يدٍ. Allah Teala onları gücü kuvvetiyle kuşatıverdi, yok etti onları. Firavun'u yok etmesine, Semud kavmini yok etmesine bak. İşte orada, tarihin o noktalarında Allah Teala'nın kudretini inne batşa rabbike leşedid, yakaladığı zaman nasıl yakalar, nasıl yok eder, nasıl bir Yavuz, nasıl bir Fatih gönderir, zulmün saltanatını onların eliyle paramparça yapar. Tarihe bak. Ey Ya-Vedud diyenler, Allah Teala'yı tesbih edenler, kulluğunuza devam edin, Ya-Vedud deyin, Kur'an-ı Hakim'e bakın, tarihe bakın, Buruj suresini okuyun, göreceksiniz. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala Ya-Vedud diyenler, ona dost olanlar, o kullarının dualarına yeniden icabet edecek, onlara ihsan ve ikramda bulunacak kardeşlerim. Peki Müslümanlar Ya-Vedud, Ya-Vedud diyeceğiz. Allah Teala'yı tesbih edeceğiz. Bundan nasibimiz, bu isimden payımız ne olacak? O dostlarını ikram ediyorsa biz de Allah'ın dostlarına ikram edeceğiz. İkramla bir köprü olacağız. Onlara ulaşacağız. Sözümüzle ikram, tebessümümüzle ikram, duamızla kardeşlerimize ikramda bulunacağız. Kendimiz için ne istiyorsak onlar için isteyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zulmettiler. Peygamber aleyhisselama saldırdılar. Ama o bütün bunlara rağmen Allahümmehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar ya Rabbi, onlara hidayetin yollarını göster diye dua etti. Biz de kardeşimiz, arkadaşımız, eşimiz bir defa sesini yükseltti diye, bir defa yanlış yaptı diye, bir defa bir olay olmuştu. O olay alıp da 30 sene içinde saklama. Saklarsan mahşer günü ibadetlerin sevabını böyle yok olmuş, parçalanmış, işe yaramaz halde bulursun. Ya-Vedud de, Müslümana bak, onun imanındaki güzellikleri gör, hatalarını görme. Güzelliklerine bak, hataları, eksikleri görme. Rabbim bize, ben sizi dünyada karşıladım, ağırladım, bu kadar ikramda, ihsanda bulundum. Siz de Ya-Vedud deyin, benim dostlarımı alın, karşılayın. Ya-Vedud deyin, bana ikramda bulunun. Kardeşlerim, El-Vedud bize ikram ediyor, ihsan ediyor. Biz ona nasıl ihsan edebiliriz? Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. Rabbim En'am suresinin 162. ayetinde buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın şahsında söyle, bütün dünyayı ilan et. Namazım, duam, ibadetim, hayatım, ölümüm, her şeyim Allah için. Namazı sadece onun rızasını kazanmak için kılıyoruz. Ama kusursuz bir namaz için hem bir inkılaptır namaz, onu okuyorsunuz, hem Ömer Nasuhi Bilmen hocamın namazı fıkhi yönüyle anlatan ilmihalini okuyorsunuz. Kusursuz bir oruç, hem orucun fıkhını okuyorsunuz, hem bir mekteptir oruç kitabımızı okuyorsunuz. Kardeşlerim onun da pdf'sini Telegram hesabına atsınlar, oradan okuyabilirsiniz. Ama mutlaka okuyun kardeşlerim. Eğer okumadıysanız şu kalan zaman içinde okuyun mutlaka. Oruç tutmanız %100 değişecek Allah'ın izniyle, göreceksiniz. El-Vedu Celle Celaluhu. Ya Rab, bize dost olduğun gibi kulların da dostluğuna layık olsun. Bizi o liyakate, bizi o ehliyete El-Vedud, El-Vedud diyerek ulaştır Allah'ım. Namazımızla ulaştır, orucumuzla, cihadımızla, mücadele ve mücahedemizle ulaştır Allah'ım. Kardeşlerim, Allah Teala söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini hark eylesin. Allah Teala memleketimizi, alem-i İslam'ı her türlü beladan, musibetten muhafaza buyursun.